Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumuz son hızıyla devam ediyor. Ve şimdi sizlere Bilecik'ten seslenmekteyiz. Bilecik'te sektörünün gözde mekanlarından biri olan Marpuç Kafe'nin konuğuyuz. Ve yanımızda işletme sahiplerinden Osman Bey bulunmakta. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Osman Bey, değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için soruyorum. Osman Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içinde bulunmaktasınız efendim? Adım Osman Soyaltın, 1984 Bilecik doğumluyum. Osman Bey, biraz da Marpuç Kafe'den bahsedelim istiyorum. Marpuç Kafe kaç yılında kuruldu ve vermekte olduğu hizmetler nelerdir efendim? Marpuç Kafe 2013 yılında kuruldu efendim. Vermiş olduğumuz hizmetler, genelde öğrenci kesimi, kahve, çay ve benzeri meyve suymuş, içkisiz olan. Alkolsüz içeceklerin bulunduğu bir yer. Evet, kaliteli. Zannediyorum burayı bir ortak arkadaşımızla beraber kurdunuz 2013 evet. yılında. Biraz da isterseniz ondan bahsedelim. Ortağım Yunus Enç. Yıllardır Yunus Enç, yani arkadaşımla beraberiz. Uzun yıllar bir dostluk vardı. Daha sonra 2013 yılında da işletmeci olarak beri. 2013 yılında da işletmeci olarak ortak olarak başladınız. Evet. Şimdi efendim Marpuç Kafe genelde toplam olarak kaç metrekarelik bir alanda yer alır? Marpuç Kafe 150 metrekarelik bir alan. 150 metrelik bir kapalı alanınız var. Evet. Zaten görseli son derece keyifli. Binanın kaçıncı katı efendim burası? Dördüncü katı. Dördüncü kat olmasına rağmen konum olarak yüksek bir yerde ve Bilecik'in tamamını ayaklar altında izleyebileceğimiz bir görseliniz de var. Evet. 150 metrekarelik bulunan bu alanda toplamda bir çırpıda kaç kişiyi ağırlayabilme şansımız var? 100 ila 120 kişi. 120 kişi oldukça iyi bir sayı. Evet. 120 kişiye aynı kalitede aynı hizmeti verebilmek bir de ekip, uzman bir kadro gerektiriyor. Kaç kişilik bir uzman ekiple çalışmaktayız efendim? 4 kişilik uzman bir ekiple çalışıyoruz. Siz dahil? Biz dahil. Siz dahil toplam 4 kişi. Evet. Ancak buradaki müşteri potansiyelinin artması durumunda, bir talebin olması durumunda da onlara takviye yapabilecek durumdasınız. Evet. Arkadaşlarımız uzun zaman zaten bu işin içinde olan, gerçekten işini ehli olan, bilen arkadaşlardan oluşuyor gördüğüm kadarıyla. Efendim aslında biliyorsunuz bu sektörde sizler gibi hizmet veren birçok firmalarda bulunmakta. Ancak sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik ya da müşterilerin sizi tercih sebebi sizce nedir? Samimiyet. En büyük hani seçmelerinin nedeni bizi samimiyet ve güven. Hani bir müşteri gibi değil de bir arkadaş gibi. Bir dost, bir abi evet. gibi kendilerini karşılayıp burada güven içerisinde sadece oturacaklarını biliyorlar. Yemek içmek değil amacımız. Yani onları Bilecik'imizi sevdirmek, buraları sevdirmek, yani burayı sevdirmek. Böyle de bir misyon üstlendiniz. Yani Bilecik'i tanıtmak, yani olumlu yönde para kazanmaktan ziyade insanları yani burayı sevdirmek, ilimizi sevdirmek. Hı-hı. En büyük amacımız o. Güzel de bir misyon üstlenmişsiniz gördüğümüz kadarıyla. Efendim ben biraz ürünlerinizden bahsetmek istiyorum. Burada kullandığımız ürünleri nerelerden temin edersiniz ve alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Buradaki ürünlerimiz kalite. En önemlisi kaliteli olması gerekiyor. Bir ikincisi de kendi ilimizde olan ürünleri seçiyoruz. Yani dışarıdan değil. Yöresel lezzetleri, yöresel tatları evet. sunmak istiyorsunuz. Dolayısıyla mutlak marka ürünler kullanılarak gerek gelen konuklarımızın güven içerisinde tüketeceği, yiyeceği, içeceği sizler de sunarken aynı güven içerisinde sunabileceğiniz markaları tercih ediyorsunuz. Şimdi ben Osman Bey biraz bölgenizden söz etmek istiyorum. Yani bulunduğumuz nokta ile ilgili bize bir bilgi verebilir misiniz? Biz Bilecik'in neresinde yer almaktayız ve görüntü olarak sunabildiğimiz manzara ile ilgili de kısaca sizden bilgi almak istiyorum. Biz Bilecik'in şöyle söyleyeyim nasıl? Biz Bilecik'in şu an merkezindeyiz. Hı-hı. Yani en İşlek yeri diyebilirim. Nasıl? Gazi Paşa Bulvarı'ndayız. Yani öğrencilerim, gelen insanların kim gelmek istedi rahatça gelebileceği, rahatça bulabileceği bir yerdeyiz. Hı-hı. Oldukça da güzel bir seyir evet, keyfi yani, var anladığım kadarıyla. Bileceği komple buradan görebiliyoruz. Evet. Özellikle müşterilerimiz hangi kesimden, sizin nerelerden gelip bulurlar? Kimlerden oluşur müşteri potansiyelimiz? Çoğunlukla yani %80'i öğrenci Hı-hı. ve aile hitaben. Yani kızla erkekli insanların huzur tabii içinde gelip yani. Oturacağı, kimsenin kimseyi rahatsız etmeyeceği bir güvenli ortam sunuyorsunuz. Zaten en büyük amacımız oydu bizim burayı açarken. Yani kimse rahatsız olmasın. Hani güven ve saygı çerçevesinde herkes rahatça otursun, yesin, içsin, kahvesini, çayını. Yani buydu amacımız. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Şimdi aslında kısa zaman olmasına rağmen, işletmeciliğe başladınız. Çok yakın bir tarih olmasına rağmen bölgede tanınan, bilinen bir işletmeci haline geldiniz. Marpuç Kafe olarak herkes tarafından bilinen saygın bir firmasınız. Ben biraz da ileriye yönelik plan ve projelerinizden bahsetmek istiyorum. Yakın planda yapacağımız bir çalışmamız var mı? Bununla ilgili Bilecik'le paylaşacağımız bir müjdemiz tabii var mı? Tabii ki var. Mesela yerimiz şu an gelen insanlara, hani arkadaşlarımıza nazaran küçük gelmeye başladı. Daha büyük bir yer yapmak. Hı-hı.
daha iyi hizmet verebilmek. Çünkü hizmette sınır yoktur. Hizmet kesinlikle. Her şekilde daha iyisini ister gelen. Daha çok kişiye hitap edebileceğimiz, daha geniş ve çok kişiye de ekmek verebileceğimiz bir işletme haline gelmek projemiz diyebiliriz. Şöyle bir şey, yani para kazanmaktan ziyade insanları rahat ettirmek. Yani gelen kişinin her şeyi bulabilmesi. Zaten portföyümüzde oluşturan zaten özellik belki bu. Bunu yapabilmemiz için de tabii ki de biraz daha büyük bir şeyler olması gerekiyor. Daha değişik organizasyonlar, aktiviteler de yapabiliriz. Yani tavla turnuvası olur, halı saha turnuvaları olur. Yani bunları da yapıyoruz ama yani küçük olduğumuz için biraz zor oluyor. Ama biraz daha büyütürsek işimizi daha iyi şeyler yaparız. Ben bu niyetinize biz de gönülden katılıyoruz. Efendim, bugüne kadar sizi tercih eden değerli müşterilerinize son olarak söylemek istediğiniz bir mesajımız son var mı? Son olarak söylemek istediğim şey, hepsine teşekkür edeyim. Ayaklarına sağlık. Hani her zaman da beklerim. Buraları hani ben hepsine söylerim. Benim yerim değil buraları. Burası onların yeri. Hepimizin yeri diyorlar. Evet. Efendim, izin verirseniz ben de henüz sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimize sizin adınıza bir davet yapmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, Bilecik'te Marpuç Kafe gerçekten kaliteli hizmet, güler yüz, güven içerisinde oturacağınız huzurlu bir ortam sunacak. Mutlak gelip görmeniz gerekir. Zaten gelip gördüğünüzde de bu anlatılanların tamamına gerek kalmadığını sizler de görmüş olacaksınız. Efendim, çok teşekkür ederim, bize zaman ayırdınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Her zaman beklerim. Çok sağ olun efendim. Değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye turumuz devam edecek. Bilecik Marpuç Kafe'den sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda efendim.